Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Bugünkü video serimiz yine tercihlerle alakalı. O da nedir? Bu sene mezuna kalacağım ama yine de tercih vereceğim diyen öğrenciler için. Bunu pek tavsiye etmiyorum. Neden tavsiye etmediğimi mantıksal olarak birkaç nedene dayandıracağım. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Özellikle mezuna kalmayı düşünenler ya da kesinlikle mezuna kaldım diyenler. Tercih vermeniz sizin aleyhinize olabilir. Şimdi birinci neden şu. Bir kere gönülsüz de olsanız tercih verdikten sonra eğer gönlünüzce olmayan bir yer gelirse, yerleşirseniz ve bunun nihayetinde mezuna kalmayı düşünürseniz ne olacak? Kırık OBP ile sınava gireceksin. Peki kırık OBP ile sınava girmek ne demek kardeşim? Özellikle 2024 YKS sınavı bize şunu gösterdi. Artık yarım puanın dahi çok önemi var. Özellikle ilk 40 binde inanılmaz derecede yığılma oluyor. Sınav kolay da olsa yığılma olacak. Sınav zor da olsa yığılma olacak. Peki yığılmanın en etkili faktörü nedir? Tabii ki bir net bile olsa, yarım puan bile olsa diğerlerin önüne, binlerce insanın önüne geçmenizi sağlıyor. Bu yüzden kırık OBP riskini oluşturmamak adına gönlünüzce olmayan yerleri tercih verecekseniz hiç bu işe bulaşmayın. İkinci bir neden de şu. Yine mezuna kalmayı garantilemişseniz, kendince ne olursa olsun ben bu sıralamayla gitmem diyorsanız ve buna rağmen böyle laf olsun torba dolsun ya da dostlar çarşıda görsün diyorsan kardeşim, sırf bu nedenden dolayı tercih vereceğim diyorsan maalesef sende şu psikolojide oluşuyor. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra çalışmaya başlayacağım. Bu da ne demek oluyor? Hemen hemen Ağustos'un ortaları yapıyor. Peki Temmuz'da olduğumuz şu dönemlerde neden fazladan bir ayı nedensiz bir şekilde bekleyeceksin kardeşim? Madem ki kesinleştirdin bu olayı, madem ki kesinlikle mezuna kaldım diyorsan çalışmak için daha ne bekliyorsun? Bir önceki videomda açık ve net bir şekilde söyledim zaten. Artık tescilli 20 bin tane deli var demiştim. 20 bin, en az 20 bin deliyle karşı karşıyasınız kardeş. Artık sınav zor olsa dahi o 20 bin insanın vallahi billahi yaptığını demiştim. Böyle bir atmosferde, maalesef çarpık bir sistemde nasıl olur da bir ayını hiçbir neden olmadan bekletirsin? Mezuna kaldıysan çalışma zamanın aha da şimdidir. Bu videoyu izledikten hemen şimdidir. Yani tercih sonuçlarını, açıklanmasını beklemeyeceksin kardeşim. Eğer bu buna sevk ediyorsa neden tercih yapıyorsun o halde? Bir diğer neden de maalesef kendinizden daha ziyade toplumu memnun etmeye çalışmanız kardeş. Niçin toplumu memnun etmek? Şu cümleyi, sırf şu cümleyi kurabilmek için belki de bu işi yapmaya çalışıyorsunuz. Yahu ben tıp fakültelerine verdim. Tıp fakültesi gelmedi. Gelmeyince halle ben bir daha bu işi denemek istedim diyenleriniz var. La neye tıp fakültesi veriyorsun? 100 bin sıralama bırakmışsın, tıpları tercih etmişsin. Akıl var, mantık var. Ya dolayısıyla bu gibi işlere girişmenize gerek yok. Siz memnun olmayacaksanız, sizin mutlu olmadığınız hiçbir sistemde başkalarının da mutluluğu sizin için çok da önemli olmaması gerekir diye düşünüyorum. Bu yüzden sizden ricam, bu gibi nedenlerden dolayı, yani mezuna kalacaksın ama toplumu memnun etmek için tercih vermeyi düşünüyorsan, mezuna kalacaksın sırf dostlar pazarda görsün diye tercih vereceksen, mezuna kalacaksın ama bir şansımı deneyeyim diyeceksen tercih verme kardeşim. Bunu net bir şekilde söyleyeyim sana. Ha buna benzer bir fikrin varsa yine profesyonel bir şekilde tercih danışmanını almanı öneririm. Bir görüş bakalım. Ne diyor kardeşim sana? Bu fikirlerin için sana nasıl bir yol çiziyor? Nasıl bir harita koyuyor önüne? Bir dinle ya. Bunun için biliyorsunuz tercih danışmanlığı yapıyoruz. Videonun açıklamalar kısmında nasıl tercih danışmanlığı bizden almanız gerekir zaten açıkladık. İnceleyebilirsiniz. Dilerseniz ekibimizde bu konuda destek alabilirsiniz. Bu videoyu izleyen kitle için söylüyorum. Sen de mezuna kalmayı düşünüyorsan kesinlikle bu videonun yorumlar kısmına bir belirt bakalım kaç bin sıralamayla ne hedefliyordun, ne sıralaman geldi, içini bizlere dökebilirsin. O halde can bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selametle kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.